Ha, 5 sene ben kayınvalidesiz hiçbir yere gitmedim. Gidemediniz. Bir kere çarşıya gitmek kayınvalidem yasak. Eyvah, evlendikten sonra birazcık daha mesela sıkışmış. Efendim daha ama serbestken. Şöyle, şöyle bir şey. Şimdi başımı tabii o dantel başımı örtüyorum. Artık giderken. Evlendik diye mi? Evlendik diye kayınvalidem gelin başını ört. Ha, gelin başımız var. Hayır, başını kayınvalidem söylüyor, gelin başını ört diyor bana. Hayır, yani o gibi bir şey. Ben alışık değilim başörtüye. Örtüyorum, bir gün yine gezmeye gideceğiz. Dantel kaymış, merdivenden iniyoruz, gelin başın açıldı. Ay ne yapayım, durmuyor başımda dedim, alışık değilim ben bağlamaya. Kayınpederim çıktı odasından. Çıktı. Niye dedi söylüyorsun geline başını ört diye dedi. Biz onu boş bağlığa almadık dedi. Bırak açık gezsin dedi. Erkekler daha şey. Kayınpederim. Daha modern. Ya daha diyorsun. Moderndi kayınpederim. Hemen ben tabii o derken daha başörtüyü katladım çantama koydum. Şeyin tepkisi nasıl oldu o anda? Yani kayınvalidenin dinler miydi? Böyle bir erkekleri dinler miydi? Dinlerdi. Tabii kayınpederimin sözü kanundu. Kayınpederim. Çok şeyler görmüş Türkiye'ye kaçtıkları zaman İzmit'te otururken. Hani birazcık uçuk kaçıklığı vardı. Yani sert mizaçlıydı yani. Sert değildi. Fakat bazı şeyleri bu olmayacak dediği zaman olmasını isterdi. Yapılmayacak. Çünkü ben de onu şahit oldum. Daha önce bilmiyordum. Sonra kayınvalidem anlattı. İzmit'e kaçtıkları zaman Türkiye'ye, İzmit, Gözeköy, oralarda otururken tabii yakacak toplamaya, kışın odun toplamaya, ormana falan gidiyorlarmış. Orada artık kim vardı? Yabancı asker mi? Sivil mi? Türk değil. Bulgar mı? Rum mu? Alman mı? Neyse. Kayınpederimi tutmuşlar 2 defa öyle. Öldüresiye dövmüşler. Dövmüşler ve hayvan gübresine gömmüşler. Kayınpederimi. Adam orada kayıp, kayınpederim kayıp, kayıp haber vermişler her tarafa. Yok, kayınpederim yok. Öldürüldü bir tarafta diye. Hatta helvasını bile yapmışlar öldü diye. Ondan sonra İzmit'te tren yolunda bu Sebat'ın babası Murtaza dayı diyorduk ona. O adam bulmuş, görüyor. Kayınpeder kendinde değil. Hiç kimseyi tanımıyor. Berbat bir vaziyette. O hayvan gübresinden çıkmış, o hayvan gübresi yaralarını iyileştirmiş. İyileştirir, evet. Özellikle yatırılardı. Artık ne kadar kaldı, 15 gün mü, bir ay mı kaldı içinde onun bilmiyoruz. 2 defa aynı şekilde darbe görmüş adam. Ondan sonra birazcık yani dediğim dedikti. Bir sene biz badana yapıyoruz, badana bitti, camları sileceğiz. Sabunhane vardı evimizin karşısında bizim. Bu şimdi oturduğum evim. Maceran konağının orada vardı. Tabii tabii orada. Bak orası da iyi. O köşede o maceran konağının öbür köşesinde sabunhaneydi. Kanatlar var, tahta kanatları pencerelerin. Bu pencereler silinmeyecek dedi. Tamam. Silinmeyecek. Silinmeyecek. Öyle otoriterli. Ondan sonra kayınpeder yedi öğlen yemeğini, çıktı. O da gitti diye kayma aman gelin dedi. Çok kirli camlar. Hemen dedi baban gitti. Siliverelim camları biz dedi. Kanatları açtık. Camların birini sildik. Ötekini silerken kayınpeder geri geldi. Elinde bir kutu mavi yağlı boya. Bir de fırça. Bütün camları boyadı yağlı boyayla. Hadi şimdi silin gene dedi. Yıllarca o camlar öyle boyalı kaldı. Kayaldı. Ha işte o, sildirmedi yani. Sildirmedi. O öldükten sonra o boy camlar değişti. Arnavutluk var mıydı kayınpederde? Hayır. Yok. İşte o darbeleri yedikten sonra biraz aklında herhalde oldu bir şeyler ki dediğim dedik aslında. Çok sakin bir adamdı kayınpederim.